Kanalımıza hoş geldiniz. Kredi borcu olan kişilerin beklediği açıklama geldi. Binlerce kişiye para iadesi yapılacağı söylendi. Konut kredisi yapılandırmalarına yönelik çok sayıda yargı kararına olmasına karşın bazı bankalar komisyon veya erken ödeme tazminatı tahsil etmeye devam ediyor. Yasal bir dayanağı olmayan söz konusu ücretler için gerekli mercilere başvuranlar ise paralarına geri iade alıyorlar. Ayrıca kendisinden kredi yapılandırmasında istenen %1'lik ücreti şikayet eden kişi haklı bulundu ve ödenen ücretin iadesine karar verildi. Kredi borcu olup yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına internet üzerinden devam ettiriyor. Kredinizi tekrardan yapılandırmak için aynı bankaya başvuru yapabileceğinizi gibi faiz oranları daha düşük olan başka bankalara da başvurarak yapılandırma işleminizi yapabilirsiniz. Düşen kredi faizleriyle yüksek oranlarla alınan konut kredisini yapılandırmak için bankaya başvuran kişilere dosya ücretinin yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre %2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası taraflarına yönlendiriliyor. Söylenenlere göre kişiden kredi yapılandırılmasında %1'lik ücret tahsil edildi ve bu kişi tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. Talep edilen ücretlere yenisi eklendi. Alınan bilgilere göre bankaların ek ücretlere yenisini çıkardığı öğrenildi. O da bankaların kişilerden talep ettiği komisyon ücreti oldu. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş borcun kalan tutarı üzerinden alınan %1'lik ücretin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Emsal kararlarda bulunuyor. Bu ücretlerin bankalar tarafından alınmamasına ilişkin mahkemeler tarafından verilen benzer kararlar bulunuyor. Kredi yapılandırması ile ilgili alınan benzer kararda bankayı yeniden yapılandırmaya yönlendirmek yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi isteğiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre müşterilerine yapılandırmayla alakalı faiz oranını her şey dahil olmak üzere kesin biçimde ve kalan zaman için ödenecek taksit ücretini bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını yapan bankanın erken ödeme ücreti adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret istemesi usul ve yasaya uygun değildir diyerek açıklandı. Alınan ücretler iade edilecek. Mahkemenin bu yönde karar vermesine karşın bankalar bu durumdan vazgeçmiyor. Ayrıca kredi yapılandırmasına başvuru sağlayan kişiden karşılanan 1141 Türk lirası ücretinin geri ödenmesi yönünde karar çıkarıldı ve tüketici hakem heyeti bu şekilde açıklama yaptı. Sebepsiz zenginleşme oluyor. Koçal geçenlerde yaptığı açıklamada müşterinin tekrardan yapılandırma taleplerini karşılayan banka kalan ana para için talep edilen vadeye oranla faiz hesaplayarak tekrardan yapılandırabilir. Talep karşılığı süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. Bu işlemler için bir bedel talep etmenin yasal olmadığı gibi sebepsiz zenginleşmedir diye belirtti. TÜKÖDER Başkanı Koçal, tüketici yeni bir kredi çekmiyor. Sadece ödeme planını farklılaştırıyor. Bu sebeple bankaya yeni bir maliyet söz konusu değil. Ödeme planının değiştirilmesi sebebiyle vade süresi arttığından alacağı faiz yükseliyor. Bu işlem nedeniyle hem faiz hem komisyon alınması doğru olmaz. Bankalar tüketici tarafından istenen yapılandırma taleplerini yapmak zorunda değildir. Ancak yapar ise de komisyon veya erken ödeme tazminatı adı ücret tahsili yapamaz ifadesini kullandı. Tüketici hakem heyeti başvurusu nasıl yapılır? Bunu da buradan anlatalım. Tüketici hakem heyeti başvurusu E-Devlet üzerinden yapılıyor. Kimler konut kredisi için yapılandırma yapmalıdır? Konut kredisi faiz oranları ekonomik duruma bankaya o anki faizlere göre değişirken şu zamanda çok yüksek oranlar bulunuyor. Fakat faiz oranları birkaç ay öncesine kadar çok düşük seviyelerde seyrediyordu. Konut kredisi yapılandırma fırsatları da kredi faiz oranlarının düşük olduğu zamanlarda değerlendirilir. Kredi faiz oranlarının çok yüksek olduğu zamanda konut kredisi kullanarak ev almak zorunda kalan kişiler kredi faizleri düştüğünde kredilerini yapılandırma hakkına sahip ve faiz ödemelerini düşürebilir. Bu konuda haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz saygılarımızla.